Geçmeden önce ve analizlerimize devam etmeden önce tabii ki röportaj alanına geçiyoruz. Röportaj alanında Miskil'in yanında sürpriz bir isim var. Bakalım hemen oraya geçelim. Röportaj alanından herkese merhabalar. TBF'nin 5. yılında bu sene ilk defa buraya gelen birini ağırlıyoruz. Caren. Caren hoş geldin. Atmosferle ilgili neler söylemek istersin? İstanbul'u çok beğendim. Kebap çok güzel. Atmosfer harika gerçekten. Yani full dolduğunu gördüm buranın. Şu anda tabii maç arası olduğu için fazla insan yok ama hakikaten efsaneydi ve böyle bir atmosferin olması beni çok etkiledi. Yani bu kadar beklemiyordum. Bekliyordum, bu kadar beklemiyordum. Çok olmuş. Anladım. Peki ligde sen hangi takımı destekliyorsun? Yani lig boyunca desteklediğimi söylesem ayıp olur, yalan söylemiş olurum ama sonlara doğru böyle gerçekten Fenerbahçe'nin takım içi sinerjisi çok hoşuma gitmeye başladı. Şimdi iki takımda da arkadaşlarım var. Kimseye ayıp olmasın ama gerçekten Fenerbahçe'nin biraz da şey gördüm, bu daha keyifliler gibi. Yani psikolojik olarak birbirleriyle daha iyi anlaşıyorlar, daha böyle yakın arkadaşlar gibi. Supermassive'de ben biraz şey hissediyorum, böyle daha profesyoneller gibi, daha böyle hadi yapalım, yapmak zorundayız gibi bir şey var. Onun bir gerilimi var gibi hissediyorum. Yanlış olabilir ama benim hissiyatım bu şekilde. Anladım. O zaman gerçekten senin için iyi bir atmosfer bugün. Ülker spor ve etkinlik alanındayız. Fenerbahçe ilk maçtan galip ayrıldı. Peki performansını beğendiğin oyuncular arasında kimi sayarsın? Kaptan efsaneydi. Yani kaptan hakikaten zaten kaptanın şampiyon tercihi de gerçekten pek... Can yakıcı diyeceğim, o kelimeyi kullanacağım ama hakikaten yani çok at bu sezon biraz can yaktı. Kaptan da hakikaten iyi oynadı. Güzel eşya seçimleri de, tercihleri de yaptı. Çok güzel takım savaşlarında da yapması gerekeni yaptı. Efsaneydi, kaptan süperdi yani. Göz doldurdu gerçekten. Zeytnot öteki tarafta hiç fena değildi. Yapması gerekeni yapmaya çalıştı ama biraz da tabii takım desteğine ihtiyacı oluyor özellikle. Takım kapışması mı diyor team fight'larda ihtiyacı oluyor. Onu maalesef pek göremedik yani. Bir şey var, düzensizlik vardı. Ya da hırs vardı galiba Supermassive tarafında. Yani kule arkalarına dalmalar, böyle o ortadaki takım kapışması falan biraz ilginçti. Beklemediğim hatalardı Supermassive'den. Bakalım 5 maçlık serinin sonunda ilk defa farklı bir takım ne zaman bu TBF'yi kazanacak? Hangi takım olacak? O kupanın üzerine hangi takımın adını yazacağız? Şimdilik tekrar sizdeyiz analiz masası. Serinin ikinci maçından sonra röportaj alanında başka bir yayıncıyı ağırlıyor olacağız. Kendinize iyi bakın. Evet, Cahreyn'e ve Misklik'e tekrardan teşekkür ediyoruz. O da maçı değerlendirdi tabii ki. Ve yani haklı olduğu noktalarda vardı aslında. Bahsedeceğimiz zaman Supermassive'in bazı noktalarda fazla agresif oynadığını görebiliyorduk özellikle. Alt koridor eşleşmesinde.